Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babamçıksakom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda podcast mecrası için deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı içerikleri hazırlayarak size seslendiriyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz midye. Ve midye bizi ne zaman zehirler, nasıl zehirler? Ve midye gibi deniz mahsullerinin zehirlenmelerinden korunmak için neler yapmalıyız? Bugün onları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Midye, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde ve hatta Ankara gibi daha iç kesimlerde sıkça tüketilen bir atıştırmalık. Bazıları midyeyi sushi'nin dünyanın bu tarafındaki ikamesi olarak düşünüyor. Fakat bence ikisinin yeri de çok farklı ve ayrı. Bizimle birlikte midye aslında Avrupa'da da epey fazla tüketilen bir yiyecek. Atıştırmalıkları olsun, Fransa, İtalya, İspanya gibi deniz ürünlerinin fazlaca tüketildiği yerlerde haşlaması ya da çeşitli formlarda pişirilmesi olsun epey fazla tüketiliyor. Midyenin yetiştiriciliği de iyileşti ve yaygınlaştı. Epey denetim ve kontrolden geçtikten sonra tabağımıza gelen midyeler var. Bu Türkiye için de böyle. Midye kaliteli bir protein kaynağı. Omega 3 yağ asitleri yönünden de oldukça zengin. Fakat denizden çıkıp tabağa gelene kadar da iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Benim kendi adıma söylemem gerekirse midye yaz aylarında daha çok tükettiğim bir şey. Elbette ki kışın da yiyorum. Fakat biz İzmirliler çoğunlukla yazın birazcık daha böyle alkolün yanında da midyeyi biraz fazla tüketiyor gibi. Tüketim alışkanlığı içerisinde midye olmayan insanlar bazen midye tükettiklerinde sorun yaşayabiliyorlar hassas bünyelerinden ötürü. Şimdi biraz midyenin ne zaman, hangi koşullar altında zehirleyebileceğine ve bu vakaların gelişmesinden nasıl korunabileceğimize bakalım. Midye olur, istiridye olur veya farklı formlardaki deniz mahsulleri olur. Burada şunu anlamanız lazım. Deniz suyunun kendi koşulları ile havadaki koşullar çok farklı. Sadece midye için söylemiyorum bakın. Denizden çıkardığınız ve mahsul olarak tanımladığınız herhangi bir gıdanın hava koşullarında üzerinde var olan ya da havadan bulaşabilen bakteriler yönünden zenginleşme ihtimali daha yüksek. Yani şunu söylüyorum. Deniz mahsulleri karaya çıktıklarında daha çabuk bozulma eğilimi gösteriyorlar. Bundaki en önemli neden tabii ki mahsulün suyun dışında olması. Suyun dışında olması ile birlikte etrafındaki sıcaklık. Göreceli olarak baktığımızda daha sıcak bir ortamda tutulan, sergilenmek maksadıyla belki bir süre güneş ışığı gören deniz mahsullerinin üzerine çoğalan bakterilerin salgılamış olduğu nörotoksinler temelinde zehirlenmeye yol açan şeyler. İnsanların bu mahsulleri tüketmesinin ardından işte mide bozulması, kramplar veya ne bileyim ona benzer aklınıza gelebilecek pek çok zehirlenme belirtisi de bu sayede oluşuyor. Size bu söylediklerim deniz ürünlerinin neredeyse tümü için geçerli. Bu tabii ki midye için de geçerli. Midye yiyorsunuzdur ya da başka herhangi bir deniz mahsulü tüketeceksinizdir. Bunun üzerindeki bakteri üremesini kesin olarak durdurmanın bir yolu yok. İsterseniz dondurun, isterseniz tütsüleyin, isterseniz başka bir şey yapın. Bakteri üremesini kesin olarak durduramıyorsunuz. Sadece yavaşlatıyorsunuz. Bu da zaten aslında tükettiğimiz deniz mahsullerine lezzet veya tat katmanın yanında biraz da bakteriyel faaliyetlerden sakınarak bunları daha uzun saklamak anlamına geliyor. Fakat tüketmek istediğiniz deniz mahsulünün üzerindeki bakteriyel etkiyi yavaşlatmak için öncelikli olarak deniz mahsulünü hazırlayan kişi kişisel temizliğine dikkat edecek. Ne yapacak? Su, sabun, gerekiyorsa farklı gıda ile temas ettiğinde herhangi bir sorun yaratmayacak bir dezenfektan kullanacak. Deniz mahsulünü hazırladığı yerin sıcaklık faktörünü göz önünde bulunduracak. Çok yüksek sıcaklıkta uzun süre bulundurmayacak. Midye etine uzun süre güneş ışığı olsun ya da belirli derecelerin üzerindeki sıcaklıkların olduğu yerlerde tutmayacak.
Aynı zamanda midye etini temizlerken ya da dolma gibi formlarda tekrar tüketime hazırlarken buna temas ettirdiğim malzemelerin temiz olmasına dikkat edecek. Temelinde 3 başlığımız var. Midye tüketiminde soğuk zincir çok önemli bir faktör. Denizden çıktığı andan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde soğuk zincire girmesi gereken bir besin midye, işleme tesisine gelene kadar da soğukta tutulması gerekiyor. Yani bu zincirin herhangi bir yerde kırılmaması çok önemli. Bunun nedeni tabii ki yine aslında çok basit. Midyenin üzerinde üremesi muhtemel bakteriler. Bu bakterilerin aktivitelerini azaltmak için mümkün olduğu kadar soğukta tutuyoruz. Tercih ettiğimiz yöntem ise şu: midye etini doğrudan temas etmeyecek şekilde buzda ya da buzlu suda saklamak. Buz midye etine neden doğrudan temas etmiyor? Çünkü midye etini yakarak pişiriyor ya da buz yanığı diye bir şey duymuşsunuzdur belki. O fonksiyon burada hayata geçiyor. Bu aynı zamanda güneş ışığından korumamız anlamına da geliyor. Midye etini taşırken ya da işleme esnasında herhangi bir şekilde güneş ışığına maruz bırakmamaya çalışıyoruz. Bir de ben burada hep bakterilerden bahsetmiş gibi oldum da, şimdi sıcaklığa bağlı midye etinde meydana gelen bozulmalar evet bakterilerden kaynaklanıyor. Ama bir yandan da midye etinin kalitesi ve istenen özelliklerde olma hali de bozuluyor. Yani kendi içinde otolize olmaya başlıyor, yapısı bozuluyor, çürümeye başlıyor, kokmaya başlıyor. Bunlar da çok önemli faktörler. Sıcakla karşılaştığında veya soğuk zincir bozulduğunda bu riskler de var. İşleme tesisine gidene kadarki süreci size çok kısa bir şekilde temel haliyle anlattım. Şimdi çok az bir şekilde midyelerin yaşadığı ekolojik koşullardan size bahsetmem gerekiyor. Midyeler içinde yaşadıkları ve etrafını çeviren su kütlesi içerisinde bu suları süzerek beslenen canlılardır. Dolayısıyla midyeyi hangi sudan alıyorsak, teknik olarak midyenin içeriğinin de bu suyla benzer olmasını beklemeliyiz. Doğadan avlanan midyeler için konuşmak gerekirse eğer, dipteki kayalıklarda ya da paslı iskele ayaklarına tutulmuş olanlar için daima bir ağır metal tehlikesinden söz etmemiz gerekir. Bunlar aslında adı üstünde ağır metal. Suyun içerisinde serbest haldeyken dibe çökerler. Ve midyelerimiz nerede? Dipte ya da iskele ayaklarında paslanmış demirlere tutulmuş halde. Bu nedenle ağır metal birikimi tehlikesi olan yerlerden elde edilmiş midyeleri tüketirken daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Peki ağır metalin varlığını nasıl anlayacağız? Eğer midyenin çıktığı yer endüstriyel limanlara yakınsa, boya endüstrisine yakınsa, gelişmiş bir ağır sanayi varsa, enerji santrali gibi tesisler varsa oradan çıkan midyeyi tüketirken bir kez daha düşünmemiz lazım. Unutmamamız gereken bir başka başlıkta nehir ağızları. Türkiye haritasını göz önüne getirdiğinizde irili ufaklı pek çok nehrin iç sulardan denize döküldüğünü görürsünüz. Günümüzde şehirlerin kanalizasyon atıklarının büyük ve güzel bir tembellik örneği olarak halen maalesef çoğunlukla akarsulara ve oradan da denizlere bırakıldığına şahit oluyoruz. Her ne kadar arıtma tesislerimiz olsa da bunları doğru şekilde kullanabiliyor muyuz veya tam kapasiteyle gerekli şekilde arıtabiliyorlar mı emin değilim. Yaygınlar ya arıttığını söylüyorlar ama halen üzerinde düşünmemiz ve konuşmamız gereken şeyler var gibi geliyor. Neyse bu konuya hiç girmeyeyim, burada da ayrı bir yere gidiyor çünkü. Midyeler genellikle bu gibi deşarjların ağız kısmında yoğunlaşmayı severler. Temel nedeni, yani bu aslında çok basit bir şey, besin bulunabilirliği. Hani bizim yediklerimizden geriye kalanlar var ya,
Onlar için besin statüsünde aslında. Azot ve fosfor kaynağı. Teknik olarak baktığımızda restorasyon ağlar için istiridye ve midye gibi çift kabuklular iyi bir çözüm önerisi olmakla birlikte yeniden insan tüketimi için tercih edilen bir midye kaynağı değil. Yani buralardan toplanan midyeler çok böyle ilk sıralarda tercih edilmese iyi olur. Çünkü neden? Yine en başa dönüyoruz aslında. Bu podcast'in en başında dinlediniz. Hastalıklara neden olacak bakteri yüklerinin fazla olma ihtimali ya da olması. Tamam, siz dengeli besleniyor olabilirsiniz. Sağlıklı besleniyor olabilirsiniz. Sağlığınız yerinde olabilir. Fakat aynı mahallede ya da şehrin başka bir mahallesinde yaşayan insanlar için de aynı şeyi söyleyemiyor olabiliriz. Bağırsaklarında ne tür bakterilerin olduğu ya da kanalizasyona ne tür bir bakterinin karıştığını bilmiyoruz. Midyenin içerisindeki bakteri yükünden kurtulan tabii ki metodları var. Fakat bu her zaman ve her koşul altında herkesin uyguladığı ya da uygulayabileceği ya da uygulamaya zaman ayırabileceği bir süreç yönetimi ne yazık ki değil. Biraz hangi şekilde midyeyi piyasaya sürdüğümüze bağlı. Midye tüketimi ve midyenin zehirleme ihtimaline karşı söyleyebileceğim temel şeyler bunlarla olmakla birlikte bu podcast serisinin içinde birkaç kez daha söyledim. Tükettiğiniz deniz mahsulünün nereden geldiğini sorgulama alışkanlığı kazanmanız gerekiyor. Güvenli deniz mahsullerini tüketmemizin de önünü açacak bir eylem bu. Yediğim balık nereden geliyor? Abi sen bu midyeyi nereden topladın? Bu istiridye Fransa'nın neresinden geliyor? İster bir tezgah başında kabuğundan sıyır midyeyi yiyor olun. İsterseniz bir balık ekmek satan bir yerde tabakla midye söylemiş olun. Ya da isterseniz bir restoranda olun, içkinizin yanında meze olarak deniz mahsulünü tüketiyor olun. Satıcıya mutlaka midyenizin nereden geldiğini sorun ve onunla bu konu hakkında konuşun. İnsanlar ve restoran sahipleri diyeyim, o insanlar arasında çeşitli iletişim yolları bir süre sonra illaki kuruluyor. Midyeniz Çanakkale'deki ya da Erdek'teki çiftliklerden de geliyor olabilir. Fakat sabaha karşı İzmir Körfezi'nden de toplanıyor olabilir. İzmir Körfezi biliyorsunuz büyük bir limana sahip, Alsancak Limanı. Her ne kadar Ali Ağa'ya taşınacak olsa da. Gemi trafiği çok yoğun. Bu nedenle tükettiğiniz midyenin nereden geldiğini mutlaka sormanızda fayda var. Eğer midyenin ciddi bir tüketiciyseniz zaten, şehirde size güvenli midye sağlayan en az bir restoranınız olsun. En az bir tane. Örneğin ben Kemeraltı'ndaki balıkhaneden başka bir yerde midye yemiyorum. Çünkü güveniyorum. Adamlar devamlı olarak aynı yerden ve aynı kalitede midye getiriyorlar. Şimdiye kadar ben orada hiçbir sorun yaşamadım. Herkese de soranları tavsiye ediyorum. Örneğin, etrafınızdaki insanları sorun, mutlu oldukları, güvenle tükettikleri yerleri öğrenmeye bakın. Şimdi yine çok uzattım, kapatayım, toparlayayım. Üretimde veya işlemede hijyenik şartlara riayet etmiş işletmelerden alınmış midyeleri güvenle tüketebilirsiniz. Hatta üzerine biraz da karabiber ekin, güzel oluyor. Fakat bununla birlikte merdiven altı üretim tabir edilen yerlerden geldiğini düşündüğünüz ürünle tüketirken de en azından kendi sağlığınızı düşünerek bazı önlemler almayı bakın. Az tüketin, tüketmemeye çalışın ya da bilmiyorum kendinize göre belki çözümleriniz vardır. Sokakta yediğiniz, tezgahın başında yediğiniz, belki yuvarlak bir ayaküstü tezgahın başında yediğiniz midye evet biliyorum çok lezzetli. Yani bu konuda bilinçlenmeden önce bir yıllık ağır metal ihtiyacımı tek seferde aldığım zamanlar oluyordu. Fakat kendi yaşamınız başka hiçbir şeyden önemli değil. Güneş altında uzun süre kalmış, özellikle plastik poşetlere sarılarak bekletilmiş olan midyelerden mümkün olduğu kadar uzak durun. Yememeye çalışın. İlla da yiyecekseniz, bilmiyorum eğer bir tane, iki tane. Yani kendinizde herhangi bir zehirlenme belirtisi gördüğünüzde mutlaka doktora başvurun, hastaneye gidin. Çünkü niye? Güneş ışığı bir ısı sağlıyor, sıcaklık artıyor, üzerinde bakteri yürüyor ve dolayısıyla hasta oluyorsunuz.
Midye zehirlenmesinin pek çok belirtisi var. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler var. Burada sağlık konusunda herhangi bir size öneri ya da teşhis koymak gibi bir misyonum da yok. Yapmam da doğru değil. O yüzden midye tüketirken sadece güvendiğiniz yerlerden midyelerinizi almanızı tavsiye edeceğim. Benden bugünlük yine bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.